Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf, burası benim oyun kanalım. İkinci Dünya Savaşı'nda komünist Türkiye ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Fransa içimizden geçmişti. Daha doğrusu evet, Fransa içimizden geçmişti. Biz Sovyetler Birliği'yle direnmeye çalışıyoruz ama Sovyetler nedense yokmuşuz gibi davranıyor. Ve bu benim oldukça canımı sıkmaya başladı. Yani her defasında biz onun topraklarını kurtaramayacağımıza göre artık onların da bir şey yapması gerekiyor. Ve asla ama asla ellerini taşın altına sokmuyorlar. Biz bu konuda çok yalnızız. Ciddi bir sorunumuz var. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde bizim bunun üstesinden gelmemiz lazım. Gelmeye de çalışıyorum. Şimdi şurada arada bir toprak kalmış. Şunu şuradan şöyle biz bir alalım. Bak abi, şu toprakları açalım birazcık şöyle. Fransa'nın içlerine doğru artık atak yapma zamanımız geldi. Yani pasif davranmak istemiyorum bu konuda. Girin abi, girin abi, girin böyle. Girin, girin, girin. Ne oldu? Heh, tamam. Hareketimiz bitmiş. Neyse. Dostlar, beni ilk defa keşfettiyseniz hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklama ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi atak zamanı derken adam çatır çatır geldi vallahi zaten oradan. Aa, bu topraklar çok sıkıntılı ya. Biz buraları aşamıyoruz ki. Adamlar asla izin vermiyorlar gördüğünüz gibi. Ateşkes yapsak biz bu işin altından kalkamayacağız. Sovyetler bu işe yanaşmıyor. Ve hiçbir şekilde de faaliyet göstermiyorlar. Ben sıkıntı yaşıyorum. Yani şu anda bak, buradan harbiden toprak aldık. Tamam, şöyle yapalım. %7'lik bir geçişimiz var. 27 puan bize ait. Nerede bunlar? Abi benim alacaklarım belli. Ateşkes teklif edeceğim. Ve benim bunu hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Asıl sorunum şu muhitlerde. Burada bu toprakları kaybetmek istemiyorum ama maalesef kaybedeceğiz gibi görünüyor. Yani biz burada Almanya'yı hiçe saydık. Yok ettik adamları. Ama buraya alacağım ama şurada askeri var bunların. Bu topraklar bizi yoracak. En azından buralara doğru, içeri doğru ilerleyelim. Belki Paris'e ulaşırsak. Hiçbir şansımız yok bizim ya. Fransa bizim içimizden geçecek gibi geliyor. Ya yani ekonomimiz çok sağlam değil. Biz bayağı bir sallandık çünkü ekonomisel açıdan. Ve Fransa'nın atakları devam ediyor şu anda. Bak, kontrolü de kaybettikçe bunlar burada Britanya Hindistan'ın toprak alıyorlar şu anda burada. Ya yani lütfen bu hususta bize artık Fransa'nın bir destek olması lazım. Bize Avusturya ve İran da var ama yani. Yo, nedir? Vallahi İran'ı buradan çağırsak gelir mi la? La oğlum, gelsen olacak burada adam. Ya bana faydası yok ki bunların. Ateşkes yapacak. Toprak almadan ateşkes yapsak. Yok baba. Yani şu anda Sovyetler bir şeyler yapmaya çalışıyor mu? Bak abi, çatır çatır gidiyor şu anda ya. Bu Fransa kimle savaştı aynı zamanda? Britanya Hindistan'ıyla da savaştı. Yani adamlar 3 topraktan mücadele ediyorlar. Ama benim içimden geçiyorlar. O da ayrı bir durum. Yani al şurayı. Ben şuraları toparlayayım diyeceğim de. Vallahi buralardan ne kadar iş alsam bir şey ifade etmiyor şu anda. 800 asker basalım burada. Ne kadar işimize yarayacak göreceğiz. Ben mevcut topraklarımı kurtarmak istiyorum. Başka da bir derdim gayem yok. Ama hangi toprağı alırsam Sovyetlerin çıkıyor şu anda. Yani İşte korktuklarım başımıza geliyor şu anda. Yani korktuğum başıma geliyor. 10.000 asker buradan bassam 2.000 asker geliyor zaten buradan. Senden de 3.000 küsür geliyor. Ben bari bu topraklar üstüne yoğunlaşayım. Buralarda sıkıntım var yani. Burada artık mümkünse bu dal kavukların girmesi lazım işin içerisine. Buna da asker basmayacağız zaten. Çapımız belli çünkü. Sadece koruma amacıyla kendimizi garanti altına almamız lazım.
Adam bizim irili ufaklı bütün topraklarımıza göz dikti. Avrupa'da toprak kaybımız çok fazla olmaya başladı. Yedi de şöyle biz şurayı bir dağıtalım. Bak Sovyetlere bak. Tövbe yarabbim ya. Adam nasıl oluyor da geliyor bu. Direkt buraya geliyor benim de. Al abi şuraları. Al abicim. Al abicim. Abi siz buradan kaçın ya. Kaçın bu. Başımıza bela açacak bizim. Sovyetlerin artık buraya gelmesi lazım. Gerçekten müdahale etmesi lazım çünkü. İşin içerisinden çıkabilecek konumda değilim ve zorlanıyorum yani. Bir de isyancılarla uğraşıyoruz. Al al. Sovyetler al. Delirtme beni al. Toprak toparla oraları. Bin asker bastım. Şunu şuradan kaçırmam lazım. Bunlar buraları alıyorlar şu anda. Ay ay. Vallahi işi gücü bıraktık da Sovyetlerin topraklarını alıyoruz şu anda. İyi mi? Aa Sovyetler bizim topraklarımızı almışlar. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel ince bir düşünüş. Vallahi Fransa'ya çok iyi başlamıştık ama nedense adamlar çok... Oğlum deli misiniz siz lan? Allah Allah. Hadi hadi Sovyetlerin girmesi lazım artık burada. Ya burada onların müdahale etmesi lazım artık bir şeylere. Benim çünkü gücüm bitti. Hakikaten bitti. Abi cidden bitti yani şaka maka değil. Hem ekonomik açıdan bitti. Hem maddi açıdan yani ekonomi de aynı şey zaten. Hem maddi hem mali açıdan bitti ya. Al buyur adam geliyor alıyor abi işte. Oğlum. Şöyle şöyle yapacağız. Bir saniye bekle bak. Sorunlar çok fazlasıyla var. Elbette sorun olacak. Tabii ki sorunsuz hiçbir şey olmaz. Ama bizdeki sorun bambaşka. Avrupa topraklarını kaybetmek istemiyorum. Tekrardan söylüyorum. Bu toprakları kaybetmek istemiyorum. İngiltere'yi savaşa sokmak ne kadar mantıklı olur onu da bilmiyorum. Bir de bu arada biz yine burada Sovyetlerin toprağını alıyoruz. Sovyetler yine her zaman olduğu gibi bir bok yapmadı orada yine. Şurada ne kadar asker çıkartırsa benim için o kadar iyi. Kazancım güzel. Hop aldı. Sovyetler şey Fransa şu anda çok güzel geliyor. Şuraya dokunamayacağım çünkü gücüm yok o kadar. Açıl abicim şöyle. Tamam. Daha dediğimiz zaman da biz buradan ne alabiliyoruz? Kredi al dediğimiz zaman da bize 65 bin altın veriyor. Bir kez daha kredi al diyorum. 130 bin oldu. Son kez daha al dedim ve artık kendimizi toparlamamız lazım. Çok güzel. Burada artık bu adamlar için yapacak bir şeyimiz yok. Burada bize destek çıkmaları gerekiyor ki yapabileceklerim zaten kısıtlı imkanlarım sıkıntılı zaten. 1500 bastım şöyle bir. 1500 buradan bastım. 750 şöyle alıyorum. Şuradan da şöyle bir 750 asker aldı mı bir saniye. Ya Fransa bir türlü peşimizi bırakmadı. Bırakacak gibi de görünmüyor zaten. Ya biz burada nasıl bir işe iş yapacağız bilmiyorum. Tamam ekonomik destek aldık kendimize ama bunu da akıllı kullanmamız lazım.
Tamam. Of. Abi adamlar ya geliyorlar abi geliyorlar işte. Biz burada da çıkamıyoruz. Sovyetler anca geldi daha. Ya lütfetti sadrazam torunları. Tabi şimdi para var diye de ben çatır çatır da para harcamak istemiyorum buralarda. Tamam 2000 seviyeleri güzel seviyeler abicim böyle para açısından. Tamam güzel. Şuradan ben yine şöyle bir 1500 çıkartayım ki bu tarafa kitleyebilirim en azından. Güzel. Sen şöyle çık. 1400 çıkıyormuş senden madem. 1000 de senden geliyor. Tamam çok harcamayalım. Bak oraya takviye birlik attığımız iyi oldu. İşte ekonomiyi iyi kullanırsak bu şekilde faydasını görüyoruz. 878 şöyle atalım. 500 şöyle. 500 böyle. Hiçbir halta yaramayacak bunlar biliyorum. Ama denemekte fayda var. 750 şöyle şöyle destek atalım. Aralara güzel gider ha. 1500 şöyle. 1000 böyle. Sen de böyle at. Bak şuradan da şöyle. 15.000 değer mi? Değmez. 2000 atalım. 10.000 net olsun. Yeah. Seni şuraya şöyle gönderelim. Sen buraya doğru takviye at. Valla bu topraklarda ilk defa Sovyetlere güvenmek istiyorum. Ama Sovyetler nedense bir ana hiç güven telkin etmiyorlar şu an için. Adamlar aktif değiller abi. Yani çok pasif davranıyorlar şu anda. 1250 asker çıkarsın bize buradan. Lütfen destek olun artık ya. Tamam aldık. 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 Bak gördün mü orada 665 askeri çıkartıverdi bir anda. Şöyle şöyle böyle süreceğiz. Sen şuraya al. Tamam. Bak işte turu başına getirir biz düşmeye başladı. Avrupa tarafını almamız lazım. Açıl kardeşim sen. 710'u şöyle patlat ya patlat gitsin. Hop geldi geldi. Güzel. Aldı valla. Fransa burada... Oo. Bak İspanya tarafını hatırlamıyorum bile ben ya. Oğlum İspanya'da tarafında da vardı ki biz. Girin abicim girin. Tamam bu tarafa doğru gelsin. Şimdi şurayı şöyle bir alalım. Şimdi birazdan ateşkes patlatabiliriz belki. En azından ateşkes atarsak. Aynen doğru düşünüyorum çünkü ateşkes patlatırsak buralarda etkin olabiliriz. Güzel. Buralardan da açılalım. Bekle geliyorum ben şimdi sen dur. Al şurayı. Bak şimdi Fransa ile bir ateşkes patlatalım. 30 tane yıldızımız var. 4 tane kaldı. Oğlum bir şey almadık ki adamlardan. 30 turluk bir ateşkes antlaşması deneyeceğim. Kabul ederlerse harika olur ve ettiler. Tamam. Ekonomiyi birazcık toparlayacağız. Akabinde tekrardan Fransa'ya bir kez daha deneriz. Birleşik Krallık çok fazla içimize kadar girdi. Ben hiç memnun değilim bu işten. Önce onu bir kere...
Anlaşalım biz o konuda. Fransa'dan toprak alıyoruz ama hiçbir halta yaramıyor. İngiltere ile durumlarımız nedir abi? 59 seviyelerinde. Biz acaba Birleşik Krallığı kendi safımıza çekebilir miyiz? Valla Sovyetlerle müttefik olduk, iş yaparız diye, ama maalesef Sovyetler nedense kendileri saldılar. Birleşik Krallık kimle savaşta? Kimseyle savaşta değil şu anda. Vasa olarak British Malaya var onlarda. Abi sen de geliştirme bence. Sendeki durum nedir? Ateşkesiniz var. Çok güzel. Tabii şurada asimli olması gereken yerler var. Para bok diye her yerden geliyorlar şu anda. Güzel. Fransa'nın tabii ki buraları çok açık. Birleşik Krallık, Portekiz. Portekiz'i burada yok ettik bize, ama valla adamlar bize hala kin gidiyorlar büyük ihtimalle. Burada İran var. Yok lan, bir dakika dur. İran nerede? Biz kimlerle ittifakız şu anda lan? Sovyetler Birliği var sadece bizde. Tamam, güzel. Ama Birleşik şey Fransa burada hala birinin üstüne gidiyor. Kimin üstüne gidiyorsun sen şu anda? O Britanya Hindistan'ı götürüyor şu anda. Valla yesin yiyebildiği yere kadar ya. Benim buradaki bütün askerlerim asimile olabilir. Yani pardon, terfi edilebilirler. Sıkıntı yok. Şuradaki asker potansiyelimiz sağlam. Ekonomiyi güçlendirelim ki başımıza herhangi bir iş gelmesin. %30 seviyelerindeyiz. Saldırmazlık paktı imzalayalım. İmzalarsan süper olur. İmzaladı. 40 tur kadar saldırmazlık paktımız var şu an için. Birleşik Krallık ile. Valla dünyadaki dağılım çok saçma oldu. Rusya, biz, Birleşik Krallık ve Fransa. Bizim Fransa'yı yememiz lazım ama Fransa buradan çok adam çıkartıyor. Oradan getirmiş olduğu her adam bizim başımıza bela. Hakikaten bela. Yani orayı bizim tez zamanda kurtarmamız lazım. Yani gördüğün gibi adam burada hemen çat 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 asker çekiveriyor. Asker takviyesi yaptığı için de ben sıkıntı yaşıyorum buralarda. Şimdi şuralarda 20 bin askerimiz var. Acil bir durum olsa biz burada yine asker desteği alırız. Siz hiç beklemeyin. Karadan baradan devam. 14 bindi maşallah. Askerler alt tarafı yukarıdan aşağı kadar iniyorlar. Ağzımda sıçtılar ekonomi açısından ya. Ben sizi terfi ettirmedim mi oğlum lan? Ettirdim. Neredesiniz? Tamam. Teris olun abicim. Teris olun. Hiç beklemeyin boşuna. Sovyetler bu taraflar niye bir hareketlilik yapıyor şu anda? Ne halt peşinde bundan? Sovyetlerle bizim niye ilişkilerimiz kötü lan? 29 seviyelerine düşmüşüz biz bunlarla. Yani 11 tur kadar ilişkilerimiz askıda. Tur gibi başta getirimiz güzel ama maalesef ekonomimiz yine ne kadar iyi olursa olsun. Ya abi hakikaten ben anlamıyorum ya. Bu oyun bizi niye bu kadar ta buralara atıyor? Bir saniye. Tamam, gelin bu tarafa siz. Fransa tarafı da rahat bir çıkartma yapabilmek adına buraları alacağız. Valla Birleşik Krallık'tan biz bu toprakları almışız ama şuradaki Bari birazcık zahmetli olmuş iliş. Britanya Hindistan'ı. Sen Britanya Hindistan'ısın. Şu topraklar. Aha. Sen de buradasın. Britanya Hindistan'da ne var şu anda burada? Abi burada çok büyük bunlar ya. Valla al desek ağzımıza sıçar bizim bunlar. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Tadımız tuzumuz kaçmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. Biz buralarda bir nebze olsun ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemiş oluruz. Sıkıntı yani, her açıdan sıkıntı. Tamam. Birikin abicim burada. Birikin, birikin, birikin. Güzel. Eyvah. British Malaya ile şu anda savaşta bu. British Malaya nerede? Yok ki böyle bir şey. Az bir topraksız zaten oğlum sen. Tamam, demokrasi götür ya, sıkıntı yok. Neredesin? Ağzına tüküreyim. Lan Birleşik Krallık'ta savaşa girdik ya biz. Lan. Of.
Ben böyle bir salaklık hayatımda görmedim ama yaptık. Şimdi bu adam buradan tabii ki de asimile ama şey yapmayacak, destek olmayacak. Ben bir de buradaki Allah'ım, bir de ben buradan asker çıkartırım nasıl olsa diyerekten bütün askerlerin Fransa topraklarına gönderdim. Değil mi? Bizden adam olmaz ya. Vallahi bizden adam olmaz. Lan. Olacak şimdi bu be. Neyse parayı baya toparladıydık ya. O açıdan sıkıntımız olmaz en azından. Kafamız rahat olur. Birleşik Krallık ama bize burada çok yoracak Birleşik Krallık. Çünkü güçlü bir toprak bunlar. Abi kendi bacağımıza sıkmayı nasıl başardık biz ya? bin asker mi? Allahsız 12 bin askeri nerede bulduğuna bastın? Haysiyetsiz köpek. Burası bizim değil tabii ki, Sovyetlerin. Sovyetler çatır çatır ağzımıza sıçıyorlar şu anda bizim ya. Ben kaşındım. Ya burada kimsenin bir suçu yok. Kesinlikle ben kaşındım. Yani bir dış Malaya ile savaşa girmeye uygun muyuz değil miyiz diye bakmadan adamların savaş isteğini, aa olur abi olur biraderim biz geliriz diyerekten öyle bodoslama bastık. Şuradaki asker sayımızı yükseltelim. Biz şuradaki askeri yok edelim. 12 bin küsürü. Şimdi şunların şuradan gidişini engellemem lazım. O nedenle birazcık kasanın ağzını açacağız. Abi adam yani çok az bir askerle yukarı doğru çıkıyor ve biz de resmen seyrediyoruz onu şu anda. Çık abicim çık 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 Sovyetler çık. Gir artık nereye giriyorsan. Ya bu bir dışı Malaya olayı çok kötü oldu bizim için. Tamam bunlar buraya almışlar ama benim toprağım Hakkari olan toprağımız gitti. Oh. Şimdi eşeğin hakta Karpuskop'a gideceğiz biz orada. İngiliz askerlerini avlıyoruz ama onlar da bizim ağzımıza sıçıyorlar şu anda buradan. Ay 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 Fransa'dan kurtulalım derken İngiltere'yi başımıza bela aldık. Fransa kimle savaştı lan? Oo. Fransa. Sevdim seni çocuk. Vallahi sevdim seni. Aferin. Abi işte şurası sıkıntı. Bu abilerin hiç şakası olmaz burada. Aklımızı alırlar var da bu kadar askerle içimizden geçerler anlamayız. Tabi yine olduğu gibi amma hizmeti yapıyoruz biz burada. Cık.
zor bir bölümde biz bunu burada sonlandıracağız, bırakacağız bakalım. Evet dostlar, bir bölümün sonuna geldik. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Oh, video bizi hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bildirim çanını açmayı sakın unutmayın. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komünist Türkiye'nin başı çok fena dertte. Desteğinizi de esirgeme dostum. Görüşürüz, bay bay.